Şimdi yani bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi açısından değerlendirdiğimizde ciddi bir hiyerarşik işleyiş açısından bir problem olduğu anlaşılıyor. İkincisi sosyopolitik bağlamı üzerine. Fakat birincisinin özellikle 31 Mart seçimleri öncesinde de biz mükerrer bir biçimde tekrarlandığını görmüştük. Özellikle Afyon Belediyesi'nin seçimlerin kazanılması ihtimalinde bazı siyasi partilerin seçmenlerine ilişkin hizmet verilmesi noktasında tırnak içerisinde ırkçılığa varan ifadeleri olmuştu. Bu yine hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem de partinin genel başkanı tarafından telin edilmişti neredeyse. Şimdi ikincisi bu yaygınlaşan bir biçimde Uşak, Afyon ve Bolu belediyelerinde farklı biçimlerde kendisini gösteren bu parti içi hiyerarşik mekanizmayı bir biçimde yok sayan, sekteye uğratan kurumsal kararlar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim seçimden de önce tartıştığımız bu hiyerarşik mekanizmanın nasıl işlediği ya da işlemediğine dair bir kanaat de ortaya koyuyor. Şimdi ikincisi sosyal ve politik bağlamı üzerinden de bir takım tartışmalar yapılıyor tabii ki. Bir tanesi özellikle bu belediyelerin ciddi anlamda sadece sığınmacılar üzerinden değil, orayla ilişkili özellikle iktidarın sığınmacılar üzerinden inşa ettiği siyasete dair eleştiriler olabilir. Bu ayrı bir bahis, ona değineceğim. Ama yabancılar üzerinden, ki sığınmacılar ifade edilmiyor, özellikle nikah ücreti, belediyeden su ve diğer hizmetleri alım noktasında yabancıların tabi tutulacağı kural ve ücret tarifesindeki astronomik rakamların varlığı aslında ki bu illerdeki yabancı nüfusunun Türk nüfusa oranla mukayese edildiğinde çok da fazla olmadığını düşündüğümüzde burada insan hakları açısından da ciddi bir problemin varlığı ortaya çıkar. Şimdi biz Avrupa'da özellikle diasporamızın yaşadığı yerlerde Türklere, Müslümanlara ya da yabancılara ilişkin herhangi bir problem olduğunda bu problemin sadece söylemde değil, eylemde, yani devlet tarafından yasal olarak dışlayıcı, ayrımcı, negatif bir program haline dönüştüğünde, bu yasal hale getirildiğinde, özellikle bunu Müslümanlar ve Türkler üzerinde Yunanistan başta olmak üzere bugün mevzu olduğu için Avrupa'nın özellikle kıta Avrupa'sında birçok yerde tartışıyoruz ve bunun bir kurumsal ırkçılığa döndüğünü söylüyoruz. Yani bir kurum tarafından sistematik olarak desteklenen ve yasal koşulları mümkün hale getirilerek yasal düzlemde bir ayrıcalık tesis etme. Bu belediyelerdeki tavır aslında bizim Bolu'da gördüğümüz ve sonrasında daha geniş kapsama ulaşan bu reaksiyon aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tarafından kabul edilmiyor. Şimdi sadece Arapça tabeleler üzerinden değil tabii, farklı alanlarda mesela yine Avrupa örneğiyle mukayese ettiğimizde oradaki Türklerin varlığının işçi, sonra ikinci, üçüncü nesildeki işte mühendis ya da sosyal alana farklı statülerle dahil olma isteği, buradaki ayrımcılık, tamam bunlar farklı bağlamlar ama mesela Türklere yönelik herhangi bir şey olduğunda biz buradan çok ciddi bir sert tepki gösterebiliyoruz. Ya da Avrupa'nın bir yerinde mesela bizim diasporamızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde, Frankfurt'ta, Köln'de, Almanya özelinde baktığımızda Türk mahalleleri var. Amerika'da da olduğu gibi orada da Çin mahallesi var. Bu sığınmacılardan ayrı söylüyorum. Buraya gelene kadar hani meselenin anlaşılması açısından. Şimdi siz onların tabelalarını, dilini, onların kendi kültürlerini yaşamasını imkansız hale getirdiğiniz andan itibaren bu bir tür ırkçılıktır. Fakat sığınmacılarla ilgili özellikle muhalefetin, İYİ Parti başta olmak üzere farklı muhalif partilerin eleştirilerinde bir anlamda anlamak, dinlemek, dikkate almak iktidarın önemli bir meselesi. Nihayetinde ekonominin kriz ya da çalkantıda olduğu dönemlerde doğrudan bu meselelerle ilgili karşı söylemler artar ve iktidar da kendini bu söylemlere göre revize eder. Mesela 14 Mayıs öncesine hemen döndüğümüzde iktidarın daha önceden aslında ensar muhacir söylemi üzerinden geniş düzlemde sahiplendiği sığınmacı meselesinin tedrici olarak yine bu bağlam üzerinden sahiplenmesine rağmen güvenli geri dönüş kapsamında geri dönüşün yolunu aramaya dönük siyasi politikalar üretildiğini görürüz. Suriye'de özellikle bu o dönem o kadar tartışmalı şekilde konuşuluyordu ki Turgay Bey, yani trenlere koyar göndeririz'e kadar giden bir süreçti. Evet, oraya da geleceğim. Yani güvenli geri dönüşü hani mümkün hale getirir. Güvenli gönüllü onurlu geri dönüşü falan konuştuğumuzda. Evet, güvenli geri dönüşü mümkün hale getirecek en önemli şey Suriye ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkinin sürmesi. Bu diplomatik ilişki henüz istenilen seviyede olmadığı için güvenli bölgelerin inşası ve oradaki
altyapı imkanlarının geliştirilmesiyle bir güvenli geri dönüş sağlanmaya çalışılıyor. Eğer Suriye rejimiyle belli düzeyde bu diplomatik ilişkiler ki orta hatta yakın vadede geliştirilmesi de bekleniyor. Bu anlamda iktidarın sığınmacı politikasındaki bu güvenli geri dönüş maksimum fayda ile belki iç kamuoyuna da anlatılabilir. Ama rejimin özellikle şimdi Arap Baharı'na atıf yapıldı. 2011 ve sonrasında mesela Arap coğrafyasındaki, Orta Doğu'daki bu toplumsal hareketlilik, Tunus ve Mısır'da demokratikleşme taleplerini çok kısa bir süre içerisinde mümkün hale getirirken, Suriye'de İran ve Rusya'nın müdahil olmasıyla bir iç savaşa, 2015 sonrasında da bu iç savaşın rejim lehine şekillendiği bir sosyopolitik ortama evrildi. Şimdi oradan buraya bu yoğun göç, sığınmacı meselesi, evet bir takım eleştirileri paranteze alarak, dikkate alarak değerlendiriyorum. Yani mümkün ve dikkate alınması gereken eleştiriler. Ama burada sadece sığınmacı meselesini tartışmıyoruz. Yani yabancılar üzerinden geliştirilen bir algı var. Mesela Türkiye'de de uzunca bir dönem akademik literatüre de konu olan bu Arap karşıtlığı meselesi Arapça tabela olduğunda da gündeme geliyor. Bunun çağrışımları, bunun zihnimizdeki imgelemi elbette sadece bugünkü sığınmacı sorunu ya da onlar üzerinden ortaya çıkan Arapça tabelalarla ilgili değil. İngilizce tabelalar daha yaygın mesela Türkiye'nin her yerinde ya da gelişmekte olan ülkelerin her yerinde. Antalya'da Rusça tabela yok mu ya? Rusça tabela çok var. Yani örnekleri arttırılabilir. Yılına vardır, hiç onların gündeme geldiğini hatırlamıyoruz ama. Şimdi onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle. Niye sizce? Yani mesela evet yani çok fazla Ukraynalı Rus da ülkemize Rusya-Ukrayna savaşıyla geldi. Çok konuştuk o dönemde. Ev aldılar, yerleştirir. Antalya'da kiralar fırladı. Kendi aralarında WhatsApp grupları kurdular. Birbirlerine ev satar oldular. Ev kiralar oldular. Otelcilikte çok satıyorlar. Evlerini satıyorlar, çıkıyorlar. Ya da İngilizce günlerde. Tabelalar her yerde fazlasıyla yaygın. Zengin oldular otelcilik. Neden bu iki açıyla hiç konuşulmaz da yani sonuçta oradan da gelen Rusya-Ukrayna savaşıyla gelen İslamofobi. Şimdi mesela Araplar Karadeniz'de vurdu. Klişeler bu, oldu. Bu nedenle mi oldu? Karadeniz'de mesela turizm sezonu açıldığında popülasyon olarak bakıldığında hatta charter uçuşlarında çok yoğun bir biçimde Trabzon, Rize hatta Ordu ve Giresun'a yoğunlaştığını görüyoruz. Buradaki Kahir ekseriyeti Araplardan müteşekkil bir topluluk. Turizmi özellikle yaz sezonunda inanılmaz bir biçimde canlandırıyor. Evet, ben mesela Sakarya'dayım. Sapanca da keza böyledir yani. Sapanca da böyle yani lokal olarak. Bu 2016-17'deki özür dilerim terör saldırıları başta İstanbul tabii. Atatürk Havalimanı bu buradan başlayarak ama işte batılı turistlerde de bir yani Türkiye'nin büyük şehirlerine kısa yani. Süreli Tacikistanlılar engelledi yani o hala süren bir eğilim. Şimdi ya bir terör tehdidi Tacikistanlı maalesef sığınmacı bir saniye insicamımız bozulmasın. Şimdi şöyle baktığımızda mesela hiç sığınmacılarla ilgili olmayan Karadeniz bölgesindeki bu Arap popülasyonu gündeme geldiğinde bile Türkiye'nin turizmini tehdit edebilecek bir düzleme varabiliyor. Bu Arap karşıtlığı zihinlerdeki. Evet bunun özellikle Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı öncesi erken cumhuriyet ve sonrasındaki Arap imajının bizim literatürün de katkısıyla yoğun bir biçimde negatif bir yere evrilmesi bunu çok anlamsız bir yere taşıyor. Ama üzerine derinlemesine bir düşünüş ve hani şey fikir teatisi yaptığımızda Türkiye'de bir İslamofobi ya da Arap karşıtlığının varlığına çok yoğun bir biçimde tanık oluyoruz. Bu benim çalışma alanlarımdan da birisi. Fakat bambaşka bir mesele. Yani anlattığımızda ciddi bir biçimde itiraza da yol açıyor bu. Konumuzun dışında. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne şunu söylemek isterim. Sığınmacı politikasıyla da ilgili eleştirilerini dikkate almak iktidarın en önemli meselelerinden bir tanesi. Çünkü iktidar özellikle ekonominin bu orta vadeli ekonomik programın bir biçimde o sıkılaşmanın da getirdiği etkilerle ekonomi üzerinden yapılan eleştirileri sığınmacı eleştirileriyle birleştirdiğinde muhalefetin eli güçleniyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu unutmayalım. 31 Mart seçimleri öncesindeki Cumhuriyet Halk Partisi değil. Onun hem İmamoğlu'nun hem Özgür Özel'in uluslararası basına verdiği demeçlerde dış politikayla ilgili, sığınmacılarla ilgili söylemlerinde de yumuşama olduğunu görürsünüz. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara alternatif olabilme imkanlarını gördüğünde merkeze ilerlemesi açısından bir mecburiyettir. Mesela bugün Özgür Özel 2021 yılında 4-6 yaş Diyanet'in verdiği bu Kur'an eğitimi hizmetiyle ilgili ortaçağ zihniyeti desin diyemez.
Çünkü koşul artık bunun dışına çıkmıştır. Yani Hamas'a artık terör örgütü diyebiliyor mu? Hamas'a da terör örgütü diyemez. Ancak İmamoğlu gibi uluslararası basına, CNN International'a ya da başka bir yere bir röportaj verdiğinde mevzu geçerse değinebilir. Onun için Türkiye'deki hassasiyetleri yoğun bir biçimde dikkate alması gerekiyor. Özgür Özel de rasyonel olarak bunu görüyor ve dikkate alıyor. İktidara alternatif olma ihtimali potansiyeli ortaya çıktığında merkeze daha yakın konumlandırmaya başladığının işareti mi bu açıklamalar? Bunu siyaseten yapısal bir dinamik olarak bu mecburiyeti hissettiği için politikalarında da bir normalleşme olması kaçınılmaz. Bu doğru bir şey. Ve aslında Türkiye'de siyasetin normalleşmesini biz biraz göstergeler üzerinden tartışıyoruz ama eğer normalleşme olacaksa zaten bunun belli yasal düzlemleri, belli mutabakat zeminlerinin oluşması ve böyle tartışılması gerekiyor. Özgür Özel bir grup başkan vekili olmadığını biliyor ve ona göre Türkiye'nin geneline hitap edecek politikalar üretmek zorunda olduğunu da hissediyor. Onun için ama bu uyarılardan sonra benzer belediyelerde aynı eylemler sergilenirse bu Özgür Özel'e fatura edilebilir. Onun için daha dikkatli olması gerekiyor. Sadece son bir örnek. Şimdi X ve Y olarak kodlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu belediyelerinin özellikle Bolu Belediyesi, Afyon Belediyesi artık biraz yarışıyor gelmek üzere. Hiç Türkiye'de geçmiyor diyelim. Birisi Marine Le Pen'in 2022 öncesinde Fransa seçimlerinde kullandığı söylemle yabancı ve mültecilerle ilgili, genelde yabancı diyelim. Türkiye'de bu belediye başkanlarının kullandığı söylemleri alsın, bir söylem analizine tabi tutsun. Neredeyse birbiriyle örtüşen söylemlerin varlığı çok açık bir biçimde görülebilir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel nezdinde ve İmamoğlu gibi önemli bir aktör nezdinde artık daha merkeze hitap eden söylemler geliştirmek zorunda kalacaktır. Önceki aşırı sağ mıydı? Aşırı sağ ile özdeşleşmiş. Şöyle yani mesela şimdi siz Diyanet'in 4-6 yaş bu Kur'an eğitimi meselesi muhafazakar ve mütedeyyin çevreler için... Evet, Afyon uygulamaları işte... Yani oraya geleceğim. Bir ihtiyaçtır. Bak, dikkat et, sana da yalancı diyebilir biraz sonra İmsen Bey. Bu bir ihtiyaçtır. Yani şey nedir, ve bundan memnun olan milyonlarca insan vardır. Bu uygulama insanların normal okula başlamasından önce çocuklarının dini eğitim alabilmesi için muazzam bir örnektir. Şimdi ve aynı şekilde bu belediyelerdeki yabancılar üzerinden oluşturulan söylemi de dikkate aldığımızda artık benzer söylemlerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı nezdinde savunulması mümkün değil. Artık başka bir denkleme geçtik. Özgür Özel bunu görüyor. Dolayısıyla retorik de farklılaştı diyorsunuz. Pekala. Çok teşekkür ediyorum.